Beşiktaş ve Trabzonspor haberleri de bu şekildeydi gazetelerden. Şimdi yine akışımızdan devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta dün oynanan tek karşılaşmayla başladı. Ve Çaykur Rizespor Antalyaspor'u 2-1 ile geçti. Maç sonu teknik direktörlerin açıklamalarına gelin birlikte bakalım. Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Hüseyin Özkök'le şimdi dış basının gündemini konuşacağız. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi, günaydın. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Sana da güzel bir yayın diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Şimdi tatsız bir Avrupa haftasını geride bırakıyoruz aslında. İkinci maçlar itibarıyla galibiyet elde edemedik. İki beraberlik, bir mağlubiyetle haftayı tamamlıyoruz. Bu noktada isterseniz hemen şöyle bir ülke puanını konuşarak başlayalım biz de. Evet, aslında iki beraberlik, iki mağlubiyet. Başakşehir'de onu Başakşehir'de doğru konferans liginde evet. Evet, konferans liginde Rapid'e mağlup oldular ne yazık ki. Dört takımımızdan ikisi anca berabere kaldı ve birer puan aldılar. Ve bu birer puanın işte beşe bölünmesiyle birlikte ülke puanına fazla bir katkı olmadı. Şimdi Çek Cumhuriyeti ile daha doğru tabiriyle Çekya ile biz çekişiyoruz Ezgi. 9 ve 10. sıra için. 10. sıradan aşağıda olan takımlarla aramızda bayağı bir mesafe var. Ve zaten onların da takımı az olduğu için hani bize yetişmeleri mümkün değil. Biz şu anda 10. sıradayız. Çekya 9. sırada. Haberimizde de geçti. Biz 37.300 puandayız. Çekya'nın da 40.450 puanı var. Yani arada biraz fark var. Belki bu sezon bu kapanmayabilir. Öyle gözüküyor. Şu anda takımlarımızın da tabii mutlaka puan almaları gerekiyor. Ama Çekya'nın takımları da bu hafta çok başarılı değillerdi. Onlar da 3 beraberlik bir mağlubiyet aldılar. Ama en azından bizden bir beraberlik fazlaları olduğu için onlar da arayı çok da az olsa yine açtılar. Hep söylüyorum bunu. Bir kez daha tekrarlayalım bilmeyen izleyicilerimiz için. 9. bitirmenin sezonu en önemli avantajı Şampiyonlar Ligi'ne lig ikincisi takımımızın ikinci eleme turu yerine üçüncü eleme turundan başlaması. Dolayısıyla böyle bir nüans var. Onun dışında bütün katılımlar aynı. Şampiyonlar Ligi'ne yine doğrudan bir takım gönderiyoruz 10. olsak da. 10. olursa bizim ülkemiz bu sezon sonunda. O zaman Şampiyonlar Ligi'ne 26-27 sezonunda lig ikincimiz ikinci eleme turundan katılacak. Yani bu sene aynen Fenerbahçe'de olduğu gibi böyle bir nüans var. Bunu söyleyelim. Takımlarımızın maalesef dördü de galip gelemedi. Üzüntü verici oldu bu tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Futbolda bu tip sonuçlara da hazırlıklı ve alışkın olmamız lazım. Umalım bundan sonraki ligin 3. haftasında hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde takımlarımız hem kendilerini ileriye taşıyacak puanlar alırlar hem de ülke puanına katkıda bulunurlar. Bu hafta böyle geçti. Lig maratonda her şey mümkün. Gerçi bu kısa bir maraton ama 8 maçlık. Sonuçta daha önümüzde 6 tane daha maç var. Şimdi önümüzdeki maçlar demişken Beşiktaş'ın önünde Lyon gibi yine kritik bir deplasman var ki bu mücadelede taraftarından yoksun olması da konuşulması gereken bir durum. Güvenlik evet. Gerekçesiyle böyle bir karar geldi. Siyah beyazlı kulüp itiraz da etti. Ama bu kararı ve Beşiktaş'ı nasıl etkileyeceğini isterseniz yine konuşalım biz de. Şimdi Beşiktaş'la Lyon arasında 2017'den o olaylı maçla ilgili bir husumet olduğunu, özellikle Lyon taraftarları tarafından bir husumet olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili olarak da muhtemelen Lyon kulübü Lyon valiliğine başvurup bu maça Beşiktaş seyircisinin gelmemesini talep etmiş olmalı ki Lyon valiliği Beşiktaş seyircisinin Lyon'a gelmesini yasakladı. Şimdi Ezgi, bu olay son yıllarda bayağı çok olmaya başladı. Hatırlarsan birçok maçta, birçok ülkede o ilin valilikleri rakip taraftarların o şehre gelmesini yasaklıyorlar. UEFA bunu istemiyor aslında ama her ilin, düzeltiyorum, her ülkenin kendi yasaları UEFA'nın talimatlarının, statülerinin üzerinde. Yani bir valilik bir karar aldığı zaman buraya güvenlik gerekçesiyle ben seyirci almıyorum. UEFA'nın buna yapacağı bir şey yok. Ama Alexander Çefer'in bundan 2 sene önceydi yanılmıyorsam Alman televizyonuna verdiği röportajda demişti ki eğer böyle durumlar olursa o şehirde maçı oynatmayacağız ve başka şehre alacağız karşılaşmayı. Ama o söylediğinin üzerine 2 yıl geçmesine rağmen henüz onunla ilgili bir karar alınmadı UEFA'da. Yani
böyle valilikler yasakladığında o şehirden alıp başka şehire verme gibi bir karar almadı UEFA. Dolayısıyla şu anda durum net olarak bu. Beşiktaş ne yazık ki taraftarlarını herhangi bir şekilde cezası da olmamasına rağmen Lyon'a götüremeyecek. Çünkü orada alınan karar bu şekilde valilik tarafından. Peki. Şimdi FIFA Konseyi'nin bir toplantısı var Zürih'te gerçekleşen. Bu toplantının gündeminde neler var? Yine sizden dinleyelim. Toplantının birçok gündemi var tabii ki ama bunların en önemlisi bu Filistin'in İsrail takımlarının ihraç edilmesiyle ilgili FIFA'ya yaptığı başvurunun yine sonuçlanamaması oldu. FIFA'ya bu başvuruyu Mayıs ayındaki kongrede yapmıştı Filistin Futbol Federasyonu. İsrail'in Futbol Federasyonu'nun İsrail Ligi'nde ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını, özellikle de Filistinlere karşı çok hasmane tutumlar takındığını belirtmişlerdi. FIFA o zaman bunun kararının işte FIFA konseyi tarafından alınacağını söylemişlerdi. Onun üzerine FIFA'nın iki tane konsey toplantısı oldu. İkincisi de bu dün Zürih'te başlayan toplantı. Fakat yine ertelendi bu karar. FIFA bununla ilgili olarak FIFA Disiplin Kurulu'nun daha çok araştırma yapacağını ve ona göre bir karar alınacağını söyledi. Yani ben zaten bekliyordum İsrail ihraç etmeyeceklerini. Bu sezonu böyle geçiştirecekler diye düşünüyorum zaten. Ve dün de bununla ilgili bir karar çıkmayıp topu FIFA Disiplin Kurulu'na araştırmak üzere attılar. Bunun yanında 2030 ile 2034 Dünya Kupalarının verileceği ülkelerin oylaması yapılacak yıl sonunda, Aralık ayında. Bununla ilgili Infantino'nun müthiş bir taktiği var Ezgi. Şöyle, normalde daha önce bir FIFA Genel Kurulu'nda iki ülkeye birden Dünya Kupası verilemiyordu. Veyahut da iki ayrı Dünya Kupası verilemiyordu. Bunun talimatını değiştirdi Infantino. Şimdi de alınan kararla birlikte Aralık ayındaki yapılacak oylamada tek bir oylama olacak iki Dünya Kupası için. Yani burada iki ayrı oylama yaparsak biz Suudi Arabistan çok daha az oy alabilir kaygısıyla verilecek oylar iki Dünya Kupası'nı da kapsayacak. Böylece 2030 Dünya Kupası'nda işte Portekiz, İspanya, Fas var. Bir de 3 tane misafir Güney Amerika ülkesi var. Onlara vereceğiniz oylar Suudi Arabistan'a da gidecek. Böyle bir taktikle Infantino bu FIFA konseyinde karar aldıracak. Bugün herhalde alınır o karar. Yani çok enteresan. İki ayrı Dünya Kupası'nı tek oylamayla yapmak hakikaten ilginç. Bir de önümüzdeki sezon biliyorsun, daha doğrusu bu sezonun sonunda 2025 yılında FIFA Kulüpler Dünya Kupası var. Fakat böyle Dünya Kupası tam da böyle Haziran-Temmuz aylarına denk geldiği için ve birçok kulüpte oyuncuların sözleşmeleri 30 Haziran'da bittiği için, çünkü turnuva Temmuz ortasında bitecek. Burada FIFA bu kulüplere özel, bu kulüplerin ülkelerine özel bir transfer penceresi açacak. Burada 30 Haziran'da sözleşmesi biten oyuncularla kısa süreli sözleşmeler imzalayacaklar ve bunları FIFA'da tescil ettirecekler. Böylece hukuki anlamda herhangi bir sorun çıkmasının önüne geçecekler. Yani futbolcu ya ben oynamıyorum, benim sözleşmem bitti diyemeyecek. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı ve bunun kararı da bu FIFA konseyi toplantısında alınacak Ezgi. Peki. Şimdi bir başka dikkat çeken haber, Avrupa Adalet Divanı FIFA'nın transfer yönetmeliklerini hukuka aykırı buldu şeklinde. Nedir bu konunun detayı? Evet, bu konu çok enteresan. Lazane Diarra, bir futbolcuyu hepimiz hatırlarız. Önemli bir futbolcuydu Fransız milli takımda da. 2013 yılında Lokomotiv Moskova kulübüyle sözleşme imzalıyor. Fakat bir yıl sonra parasını alamadığı gerekçesiyle kulüpten ayrılıyor. Tek taraflı kendisi gidiyor. Bunun üzerine kulüp de ona karşı onun sözleşmesini feshediyor. Bunun üzerine FIFA 10 milyon tazminata hükmediyor. Lazane Diarra'nın yani kulübe sözleşmesini haksız yere feshettiği için 10 milyon ödemesine karar veriyor. Tabii ki futbolcu buna itiraz ediyor. Çünkü başka bir kulübe de gitmek istiyor. Başka kulübe gittiğinde de FIFA'nın talimatlarına göre o kulübün de ekstradan bir önceki kulübüne tazminat ödemesi gerekiyor. Bunun üzerine Lazane Diarra mahkemeye başvuruyor Belçika'da. Belçika'daki bir kulübe gitmek istiyor, Sporting Charleroi kulübüne. Fakat
Sporting Charleroi kulübü de kendilerinin de tazminat ödemesi gerekeceği için o transferden vazgeçiyorlar. Bunun üzerine mahkemeye başvuruyor Belçika'da Lausanne Diarra. Ve bu mahkemede bu işin kendini aşacağını düşünerek Avrupa Adalet Divanı'na gönderiyor dosyayı. İşte Avrupa Adalet Divanı dün karar aldı ve FIFA'nın bu transfer talimatının Avrupa hukukuna aykırı olduğuna karar verdi. Dolayısıyla şimdi FIFA'nın transfer talimatlarını yeniden düzenlemesi gerekecek. Bununla ilgili olarak zaten Uluslararası Oyuncu Sendikası FIFPro da ilgileniyordu. Avrupa Ligler Birliği de FIFA'da Lausanne Diarra'nın yanındaydı. Şimdi her şey karma karışık oldu. Yani önümüzde yepyeni bir transfer yönetmeliği çıkabilir yakında Ezgi. Buna hazırlıklı olalım. Bu arada FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda kulüplere özel transfer iznine dair de bir ilginç gelişme. İşte az önce bahsettiğim olay, yani 30 Haziran'da bitiyor ya sözleşmeleri. Ha, anladım. Tamam. Oyuncuların. Tamam. Peki evet. Şimdi bu biraz keyifli bir, daha doğrusu eğlenceli bir gelişmeyle, haberle isterseniz devam edelim. El Clasico malum 26 Ekim'de oynanacak ve Barcelona, herkesin çok sevdiği diyebiliriz herhalde, Coldplay grubuyla bir işbirliği diyeceğiz galiba. Bir özel formayla çıkacak sahaya. Nasıl gerçekleşti bu anlaşma? Şimdi şöyle, biliyorsun Barcelona'nın sponsoru Spotify müzik platformu. Göğsünde onun reklamıyla çıkıyor sahaya. Artı bir de hani Camp Nou'nun da şu anda inşaat halinde olan Camp Nou'nun da adının önüne Spotify Camp Nou diye yine sponsorluk anlaşması imzaladılar. Şimdi Barcelona son 1-2 senedir bu El Clasico karşılaşmalarına ünlü müzik sanatçıları veyahut da gruplarının reklamıyla çıkıyor. Çünkü Spotify üzerinden yapılan bir anlaşma bu. Kendi sponsoru üzerinden. Coldplay de şu sıralar yeni bir albüm çıkarttı. Bu yeni albümün tanıtımı için herhalde Spotify'la bir anlaşma yaptı grup. Ve Barcelona'da bu El Clasico, yakında oynanacak olan El Clasico karşılaşmasında bu müzik grubunun reklamıyla sahaya çıkacak. Barcelona böyle şeyleri yapıyor. Son 1-2 senedir bu sponsorluk anlaşmasının imzalamasından bu yana. Güzel bir şey tabii ki. Müzik herkes için çok güzel, sevilen bir olgu. Dolayısıyla ben de Coldplay hayranı olarak ve birçok konserine gitmiş olarak bundan memnunum açıkçası Ezgi. Bir kez daha kıskandık Hüseyin Özkök'ü, şimdi durup dururken konsere gittim deyince işin rengi değişti. Şimdi son olarak bir de Almanya'da Bundesliga yayın ihalesi tekrarlanacak. Neden? Bunu sorayım. Evet, Bundesliga önümüzdeki sezondan itibaren yeni bir yayın ihalesiyle başlayacaktı sezona. Ancak ihale iptal edildi ve yenilenmesine karar verdi. Bunun nedeni de orada iki firma çekişiyor. Sky Sports'la DAZN firması çekişiyorlardı. DAZN firması ihale bittikten sonra ve Sky bütün komple paketi aldıktan sonra bir itirazda bulundu hakem kuruluna. Dedi ki biz Sky'dan çok daha fazla teklif yaptık fakat Almanya Bundesliga bizim teklifimizi kabul etmedi. Buna itiraz ediyoruz dediler. Almanya Bundesliga'da da o dönemde yapılan açıklamada DAZN'un ihale kurallarına aykırı teklif verdiği açıklanmıştı. Fakat hakem kurulu bunu haksız buldu, bu kararı, ve ihalenin yenilenmesine karar verdi. Şimdi kartlar yeniden karıştırılacak ve iki firma yeniden bu ihalede teklif verecekler. Bakalım kim kazanacak, ama bu Almanya'da çok sık rastlanan bir şey değil. Ben şimdiye kadar hiç böyle bir ihale tekrarına rastlanmamıştım ama böyle bir durum söz konusu Ezgi. Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum size. Ben de herkese iyi bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere. Çok selamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.